Merhaba arkadaşlar ben Baba Karar tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Tekrardan hesap gelişimimiz var. 9. aşama. 9. aşamada biz ne yaptık? Neler yapmamız lazım? Bunları hep beraber konuşuruz. Arkadaşlar ben size söyledim ya bu oyun sabır oyunu. Bu oyunu her şeyi birikmesi lazım. Bir şeyler yapmanız lazım. Eee bir şey yapmak istiyorsun kesinlikle bir zaman ayırmanız lazım. Ben çok fazla zaman ayırmadım. Ee, tabii ki bu kadar güçlü hesaplar var bir şeyler var. Ama benim amacım şu an zaten bir günde bir kere iki kere en fazla üç kere giriyorum. O da e, bir kaynak toplamaya gönderiyorum. Bir barbar kesiyorum. E, bir etkinlik varsa onu bitireceğim. Çıkacağım yani daha fazlası yok e, benim için. E, bir şeyler yaptım. İlk olarak yani ilk başarılı olarak 1 milyon güce ulaştım. Çok kolay bir şekilde ben 1 milyon gücüme ulaştım arkadaşlar. Şey, e, haritanın %50'sini ben açmışım 11 gün 12 günde. E, bunu da zaten günde 2 saat, günde 2 saat değil 2 kere 3 kere girmekten gerçekten e, bu kadar daha fazlasının beklenti yok. Ben şu an size hiç gücü nasıl yükselteceğimi e, söyleyemiyorum. Lütfen bunu yanlış anlamayın. Benim şu an size e, anlatmak istediğim şey budur düzgün oynamak. Yani bin medeniyet e, bazı arkadaşlar söylüyordu ben e, ya Almanya başlamıyorum. Niye Santos'u alamıyorum? Abi ben alamıyorum. Abi ben alamıyorum. Arkadaşım her şey sen birinci günde zaten bekleme. Her şey sabırla oynuyorsun. Her şey de sabırla geliyor arkadaş. Mesela ben bugün 13 tane altın anahtar açtım. E, tahmin edin 13 tane altın anahtar da ne açmışım? Ben Almanya'yım zaten. Çin'de girmedim. Niye Çin'de girmedim abicim? Benim e, medeni değiştirme hakkım burada duruyor bir tanem. Demek ki ben Çin'e de girmemişim, hiçbir şeyde girmemişim, size de bir hile yapmadım. Peki komutanlarıma bakalım. Bugün bir Pelagius çıktı bana. İstediğim komutanlar neydir? Bir Pelagius, bir Pelagius, e, bir sant bir John Aerosai. Doğru mu? Abicim ben kaçıncı oyunda, kaçıncı gündeyim? 17. Gün günde ama ben gerçekten 17 gün oynamıyorum. Ben bunun yarısını bile oynayamadım yarısının yarısını bile oynayamadım ama sadece giriyorum, bir şey yapıyorum, çıkıyorum, bir şey yapıyorum, çıkıyorum. A, ee, AP fullenmesin deyip şeyler uğraşıyorum. Peki ben 17 günde neler kazandım? Abi Pelagiusum çıktı. birinci Kaka koftalarım. Pelagiusum çıktı. Peki başka John Ironsaydım çıktı. Belisariusum çıktı. Santuzum da çıktı. Peki başka ne var? Abi bir Athelfate var. O da ister çıksın, ister çıkmasın. Bundan sonrası kontan umrumda değil yapacağım şey belli. Abicim benim kararım net. Fix menu. Santuzu Journal Ya Santuzu Atelflade. Ee, neydi? Ee, Belisarius Pelagius. Peki ben Santuzu'ya abicim. Ben söyledim ya kitapları, XP'leriniz falan her şeyi saklayın. Yani boş boşuna ben bir şey demiyorum size. Bir şey ee, desem de arkadaşlar lütfen yanlış anlamayın. Ben bir şeyleri yapmaya çalışıyorum sizin için. Hani düzgün bir şey yapmak her zaman mantıklıdır. Abi ben sabrediyorum abi. Sen benim e, bu oyun sabr oyunu. Ben iki günlük oynamıyorum. Ben bunu oyunu e, bin günden yani e, bin güne yakınlaştım. Ben e, oynuyorum. O zaman benim beklentilerim bunlar. Arkadaşım ben bekliyorum. Bu kontanı fullleyeceğim diye. Bu kontanı fullemem lazım. İlk başında ben XP kitabı takır takır vurmuyorum. Niye? Arkadaşım benim bir hesap PC komutu hani 67 seviye 60 seviye çıkartmak için abicim bir dünya kitap istiyorum Ben ilk günden beri ben hala berber kullanıyorum, hala berber kesiyorum. Ee, şimdi bir komutanım 30 seviyeye çıktı. Daha bir şey yok yani. O kadar söyleyeyim size. O yüzden e, ben sabırla her şeyi yapmak istiyorum. Ben şu an bunu 40 seviyeye çıkarttım. Abicim bitti. 31 seviye, 32 seviye bitti gitti ya. Ah. 35 seviye belki daha fazlası çıkmıyor. 37 seviye çıktı. Abicim bundan daha fazlası yok. an ben bunun e, nasıl e, şey ne yapacağım yani ne yapmayacağımı hiçbir şekilde e, şey yapmıyorum yani. Abi ben e, benim santuzum gelemedi. Abi benim şeyim gelemedi. Buna gelmedi. Buna gelmedi. Yok hiçbir şey gelmez abicim. Senin iki günde e, bir santuzuyu bekleme. Sen e, iki günde e, bilmiyorum bir bilgisayar servisi bekleme arkadaşım. Sen iki günde bir e, efsanevi komutanı bekleme. Zaten bunlar yanlış. Eğer ki bunları böyle oynamak istiyorsunuz arkadaşlar ben size şimdiden söyleyeyim yapmayın. Çünkü bunlar yanlıştır arkadaşım. Yanlış yanlıştır. Hiçbir zaman yanlış yapmaya kalkmayın. Ben şu an becerim var. Piyadem var. Ben skill yapmayı skillleri yapmak istiyorum abi. Ben becerim var piyadem var. Ben ilk başında piyademi yükseltiyorum. Peki olmuyor abicim. Buradan bir giriyorum ben. Tamam mı? Buradan da bunu yapıyorum. 3. Burada da bunu yapacağım. Burada ne var? Sağlığını 3 tane. 6'yı burada alacağım. Bir savunma burada alacağım. Burada ne var? İntikal hızını. İntikal hızını şu an istemiyorum abicim. İntikal hızı var burada. Burada ne var? E, bu komutan e, kıtasında sadece piyade mürmüre var saldırı aldıktan sonra 10 ihtimalle sonraki 2 saniye boyunca alınan hasarını %10 düşürür. Ben bunu yükseltirim arkadaşım. Bunu yükselttim mi? Tamam. Arkadaşım buraya geliyorum artık. İntikal hızımı da alayım. Başka sonra saldırım da alacağım. Sonra 60 seviye çıkarttıktan sonra ben başka bir şeyleri düşüneceğim. Şu an bu komutanı ben böyle yapıyorum. Niye? Şu an ilk başında ben piyadeyim. Bir piyade olarak da ilk başında ben bu skillimi buradan yapacağım sonra beceriye gireceğim. Niye? Kıtalarım güçlensin. O arkadaki kıtalarım daha güçlensin. Skilllerim zaten güçlü. Ve daha fazla güçlü olmak için böyle yapacağım. Benim Santos'um çıktı arkadaşlar. Net. Kararım net. Ben bu komutanı fullleyeceğim. Kaydettim burada böyle. Abicim bunu yavaş yavaş yapacağım ben. 3-4 Abicim beşinciyim. Tamam. Sonra bunları hepsini açacağım. Niye? İkinci kıtam. ikinci skillim. Garnizon ya. Ben garnizona şu an ihtiyacım yok. O yüzden garnizona ihtiyacım olmadığı süreçte ben böyle komutanları böyle basarım. Kim nereye giderse gitsin artık. Anladınız mı? Yani bu komutanları düzgün bir şekilde açmanız lazım. Bu komutanları düzgün bir şekilde ben e, bir şeyleri yapmam lazım abicim Ben şimdi burada bunu yapmasam olmaz. İlk başında toplamada odun ve gıdamı yükseltiyorum. Sonra altını ve taşa giderim. Sonra alt, alt taraflara gidiyorum. Benim Osman'da bir işim yok. ben e, Ölücüm 19'da şu an bir işim yok. Hayatı 19'da bir işim yok. Bu komutanlardan hiçbiri bir işim yok. Sonra hiç kullanmayacağım. Bitti. Burada garnizon şehrimde. Burada martelin ya şeyin bunu atacağım mesela. gitti Martel. Burada da Santuz'un yerine John Ironside koyacağım. Ne kadar da düşükse John Ironside sonuçta daha güçlü yani. Bülohar'dan daha güçlü. Yapacağım. Teknolojimi boş bırakamıyorum. Hiçbir şekilde boş bırakamıyorum. Abi ben size söyledim ya bunlar burada bunları yapmam lazım. Artık belediye binası diyor ki 17 olması gerekiyor. 17 yapacağım. Mecbur yapacağım. Ama her şeyi de sabırla yapıyorum. Ben gelmiyorum abi ben abi bunu yapmayacağım. Bunun, bu, ödül ödülü azdır. Bu azdır. Bu ödül azdır. Abi ödül hepsi azdır zaten. O oyunda neyi bekliyorsun? 100 bin cevheri bekleme arkadaşım. 1000 tane cevher, 500 cevher, 2 cevher dişlerini sık. Abi etkinlik bitir buradaki bunları şeyleri ben alıyorum yavaş yavaş uslu uslu bir yerde duruyorum, e, kurallarımı içinemiyorum. burada teknoloji şeyimi yapıyorum, birliğime yardım ediyorum e, daha fazla mesela kaynak topluyorum, barbarlık istiyorum abicim bunları yapmamız gereken şeyler yani gücümü yükseltiyorum, abi ben 17 günde 1 milyona geldim 5 kuruş para yatıramadım hiçbir şey de yapmadım, düzgün bir şekilde bir yerde koşede oturmuşum e, çayımı içiyorum e, düzgün bir şekilde her şeyimi kullanıyorum, 8 tane altın kafam burada Abi yedika verim var yedika cevherimi bitiremiyorum Çarkı geldi sadece bedavasını mı oynuyorum? Niye ben para yatıramıyorum bu 325'i bile ben tavsiye ediyorum oynamasına Ama Ben zaten 5 kuruş para yatırmadım bu 325 de bana çok geliyor Belki bu 325'te bir şey gelecek Ve her türlü daha karlı Ama Ben şu an zaten bir epi yatırmam lazım 300 cevherde 300 cevherdir Tumbahtımı kanyonun e, şeyi yapıyorum burada bu Finikleri bitireceğim karabalık şeylerimi bitireceğim abicim Bilmiyorum Yol demircisi, bu oncu mu? Bunları bitireceğim. Ki buradan alacağım şeyler belli olsun. Yani burada ne alıyorum? Hızlandırmalarımı ilk olarak alıyorum. Altın anahtar alıyorum. Burada bu kafaları alıyorum. Niye? Toplama komutanlarım fulllemesi gereken şeylerdir. Benim toplama komutanım güçlü olmasa hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden arkadaşım ben o toplama komutanımı mesela pardon bu mesele çok fazla veriyor. Mesela Bu komutan, abi bu komutanın kafasını bulamıyorsun şeyden alman lazım. seferde seferden alman lazım. O yüzden ben bu komutanları bu kafaları bu etkinlikten alırım ve en güçlü komutanlardan toplama, en güçlü komtalardan konstalar, sele fulllerim abi yavaş yavaş. Biskildi, iki biskildi, biskildi, Ama boş boşuna ben bu kafaları harcamıyorum. Yani geleyim bu bu kafalarla ben Lancelot'ü fulllemem. Ben başka bir şeyler düşünüyorum. O yüzden onları da böyle yapmamız lazım arkadaşlar. Yani her şeyle mantıkla ben şimdi geliyorum bu mavi kafaları ben burada e, Sarka'yı da basardım Bir anda hatırladım ki abi ben Eski bir oyuncuyum Constanza var ve bunun kafalar çok kolay değil yani Sarka kadar kolay vermiyor Ya bir e, Gaius Marius gibi kolay vermiyor ya. O yüzden bunu da ben böyle düşünüyorum abi burada bu komutanım varken abi kafasını ben bu, bu komutana basıyorum niye bu komutan fulllemesi gerekecek ve bunu da fulllemişim bu da yanlış böyle basma senin yapacağın skill çok önemli şimdi burada ben toplama hız bonusu bana gerekiyor diğer yerleri şu an bana ihtiyacım yok ben birinci kahve kadar bir ton kafaya ihtiyacım var kaynaklarımı satın alıyorum ya, altın kafalarımı satın alıyorum hızlandırmalarımı kafanı satın alıyorum bunlar benim için çok önemli bu kafalara hepsini satıyorum ben anladınız mı Barbarlerimi keseyim abi Abi barbar keserken zaten hiçbir şey vermiyor. Abi ben dün akşam hızlandırmaları bitirdim. Bugün de hızlandırmaları bitirdim. Eğitim hızlandırma bu. Benim son durumum da abicim ben istersem şimdi ikinci T3'ümü de açıyorum. t 1 t 1 t 3 piyadeye açtım. Kaka bir de piyade oynuyorum. Yani Big kadar T3 e, suharı da çıkartıyorum. T4 çıkartıyorum. Çıkart, çıkart, çıkartırım yani bir sıkıntı yok. O konuda bir sıkıntım olamaz. Yaparım ama yavaş yavaş. Ben şimdi bir IPM8 8'de yapabilir miyim? Bir, 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 yapsam yapacağım ama abi ben bu cevheri niye bu 7k'yı şimdi boş boşuna yatırayım Cevher harcama etkinliği bekliyorum 2 hafta sonra gelecek 2 hafta sonra krallığım 40 günden geçiyor cevher harcama etkinliği de bana geliyor otomatik olarak O zaman 7k yatıracağım 5 tane altın kafa alacağım Cevher harcama etkinliği yoksa 7k 7k 14k yatıracağım 5 tane 5 5 10 tane altın kafamı alacağım 10 tane altın kafa az değil Yani VIP 10 olduktan sonra 10 e, 10 gün sen bir kafa bir kafa bir kafa alıyorsun. Öyle düşünmeniz lazım. Bu, bu oyunda sen cimri olman lazım. Cimri olamazsan bu oyunda hiçbir şey kazanamazsın. Bilgi sahibi olman lazım. Bu bilgileri abi dişlerini sık yavaş yavaş oyna bir şeyler yapmaya çalış. Şimdi benim elemanım buradan bitmiş 17'ye niye basmıyorsun abi? Eksiğim var. Eksik ne? Hastane. Hastane ihtiyacı ne var? Bunları hepsini yükseltmen lazım. Burada bir kışla mı bilmiyorum kasteci, keresteci mi her şeyde bir şeyleri yükseltmen lazım. Bir şeyleri yükseltmek için ben de artık iki alemanın işsiz birisini onlara bırakıyorum birisini onlara bırakıyorum. Yapacağım. Teknolojimi de yavaş yavaş yaptırıyorum. Askerlerimi de yavaş yavaş yaptırıyorum. Burada da sağ olsun bir arkadaşım var. Her zaman geliyor T2 üretiyor. Ben de hep T1 üretiyorum. Niye? Ölüm sayısı. Ölüm sayısım daha fazlasın. Bak 23 kez mesela T1'im var. Bazen ben de yanlışlıkla basıyorum. E, otomatik var olarak kafada kalmış. Olacak bir şey yok. Otomatik makine ben aceleyle geliyorum, giriyorum. Vuruyorum bazen. Ama arkadaşlar bunlara dikkat edin. Mesela şimdi ben 1 milyon geldim. ilk adımı bitirdim. Burada yönetim biniyorum Burada. Abi burada bu seferi bitirin. Bunları 3 yıldızı yapmaya çalışın. Mesela ben de yapacağım yarın sabah hepsini yapacağım. Burada bunları boş boşuna harcamayın arkadaşım. Burada bunları alırsınız. Atelflade'i alırsın. Atelflade ilk başında komutanı fulllemeniz lazım. KVK 2 de çok işinize yarıyor. Gerçekten yani en bedava ve en güzel komutanlardan birisi yani Atari Abi buradan mağaralarınızı açın. Bilmiyorum altın anahtarlarınızı bir şekilde açın ve bunları iyi yapın. Ben şimdi 1 milyonum. daha fazla da olacak. 1 milyon 48 binim şu an. Daha da yükselecek. Daha da yükselecek. Ve daha da daha da yükselecek. Ama her şey sabır işi ve sabırla yapmanız gereken şeyleri gerçekten hızlı yapmayın. Bugün size anlatmak istediğim şey budur. Ben Çin baslayacağım. Çantayı alacağım. Sonra medeniyetimi değiştireceğim Almanya'ya. Gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Benim 17. günde bunu var. Savaş oldu. Oldu savaştım. Firmenle savaştım arkadaşım. Elimdeki olan komutanları kullanıyorum. Elinde olmayan bir şey risk yapma. Hata yapma. Onka cevheri bir komutan için basmayın. Çok önemli bu bilgiler. Umarım size de faydalı olmuş. Bu video da buradan bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer ki beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla beraber paylaşın, bildirimleri de açın. Hepinizi çok çok seviyorum. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın.